Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bursa bugün önemli bir gıda skandalına uyandı. Aslında her şey Yıldırım ilçesinde yaşayan Roman bir vatandaşın polise atım çalındı diye başvurmasıyla başladı. Sonrası tam bir skandal. Meğer o çalınan at Bursa'nın en lüks restoranlarında vatandaşa yedirilmiş. İşte detaylar. Roman vatandaş atım çalındı dedi, polis operasyon yaptı. Feci bir manzarayla karşılaştı. Operasyonun ucu 40 yaşında bir adama kadar dayandı. Polis onu yakaladığında etleri paketliyordu. Detaylar sonra netleşti. İki ayrı kasap Nilüfer'de bulunan lüks restoranlara, dürümcülere satış yapıyordu. Vatandaşı zehirliyordu. Organize rezaletin ucunda 2 ila 5 liralık pazarlık bedelleri bile ortaya çıktı. Etler hemen Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarına yollandı. Zanlılar da adliyeye. Haberciler de haliyle halk sağlığıyla oynayan gıda cellatlarını deşifre etmek için oradaydı ki işte bu tepkiyle karşılaştılar. Ne çekiyor ya? Bu kadın at etini pazarlayanların yakını. Zanlılar içeride suçlarını inkar ederken o da dışarıda çalışıyordu. Sağa sola saldırıp kendisini masum göstermeye çalıştı. İki zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sayın seyirciler, şimdi telefonun diğer ucunda Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan Sağlam var. Konuyla ilgili görüşlerini alacağız. Sayın Sağlam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi bu durumu nasıl değerlendirmek lazım sizce? Biz şunu ilk defa duyuyoruz tabii ki buradan ama daha önce olan bir vaka mı? Nasıl değerlendirirsiniz bunu? Şimdi özellikle ben de izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Malum bu tür hadiseler ne Bursa'mızda ne Türkiye'de ilk değil. Belki de bu şekilde giderse son olmayacak. Burada özellikle yapılan olay çok münferit bir olay. Art niyetli ve maksatlı yapılıyor ama bizim mesleki olarak duyarlılığımız şu. Gıda Tarım Bakanlığı özellikle bu tür denetimler noktasında mesleki yaklaşımları Avrupa Birliği'nin normlarından çok uzaklaştırdı. Veteriner hekimler ve meslektaşlarımız bu tür denetimlerde adeta horlanıyor. Evet. Şimdi bu tür olaylar özellikle bir de gıda tüketimi noktasında üretim yapan lokantalar ve bu et ve et ürünlerini işleyen müesseselerin hassasiyeti gerekiyor. Bunların denetim yapılması gerekiyor. Buralarda özellikle biliyorsunuz kırmızı et, et balık kurumları ve mezbalarda veteriner hekimlerin denetiminden sağlıklı olup olmadıkları tespit edilerek buralara damgalı bir şekilde sevkiyatlar yapılıyor soğuk zincirler noktasında. Eğer bu tür ürünler bugünlerde at eti ya da eşek eti ve benzeri denetimler yapılıyorsa, tüketimler yapılıyorsa burada özellikle maksatlı esnaf söz konusu. Bunları damgasız ve faturasız müesseselerine alıp haksız bir rekabet yapmak istiyorlar. Ama ortamda denetim boşluğu var. Denetim boşluğu olunca bu tür hadiseler biz sadece yakaladığımız bu. Belki de yakalayamadığımız binlerce örnek var. Ama farkında değiliz. Onun için özellikle buradan sizin aracılığınızdan Gıda Tarım Bakanlığı ve yetkililerine mesleki olarak seslenmek istiyoruz. Lütfen Avrupa Birliği standartlarını acilen getirelim. Bu denetimlerde özellikle şöyle de bir boşluk var. Bu gıda denetimi özellikle son 12 yıldır Gıda Tarım Bakanlığı'na bırakıldı. Halbuki yerel idareler, biz hep söylüyoruz mesleki olarak diyoruz ki belediyeler ve yerel idareler özellikle gıda denetimlerinin içerisine çekilsin. Çünkü eskiden belediyeler gıda denetimi içerisinde olduğu dönemlerde bu tür vakalara daha az rastlıyorduk. Şimdi Gıda Tarım Bakanlığı'nın denetim ekipleri yeterli gelmiyor. Aslında orada bizim Bursa İl Müdürlüğümüz, başta müdürümüz ve çalışan meslektaşlarımız çok hassas. Can siperhane çalışıyorlar ama Bursa'da
Düşünün, on binlerce bu tür müessese var. Nasıl denetlersin? Denetim ekibi buna nasıl yetsin? Onun için burada acilen yeniden bu durumu, bu olay bize bir ders olsun ve bu işi tekrar gözden geçirtelim. Evet, yani Sayın Sağlam, siz de diyorsunuz ki denetimler çok sıkıntılı. Bu noktaya evet. eğilmek lazım. Buradan bunun çağrısını yapmış olduk. Tabii bir de kırmızı evet. etin fiyatı çok arttığı için haksız Hı-hı. rekabet oluşuyor. Bunlar bu tür olayların dışında tahşişler de var biliyorsunuz. Evet. Yani sadece bu tür, bunda halkın hassasiyeti biraz daha artıyor bu olaylarda. Ama bir de tahşişler var. Kırmızı ette olaylar bitmiyor ki. Bitecek gibi de görünmüyor ama dilerim bu son olsun. Yani biz de üzüldük. Bursa'mızda böyle bir hadisenin yaşanması inşallah son olur. Evet, Sayın Sağlam, çok teşekkür ediyoruz değerli bilginiz için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sıradaki haberimizle devam ediyoruz sayın seyirciler. İşçi ölümlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Acı haberin adresi bugün Antalya. 54 yaşındaki inşaat ustası Erol Keleş inşaatın 7. katından düşerek hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesindeki bir inşaatta kaza meydana geldi. İnşaat ustası kalıp çaktıkları sırada dengesini kaybederek 7. kattan yere düştü. Olay yerinde can verdi. Ölen işçinin evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve ne yazık ki yaralanmalar, ölümler ihmallerin önüne geçemiyor. Giresun'da elektrik direğine çıkan işçi akrobatik hareketleriyle yürekleri ağza getirirken Ankara'da ise talihsiz bir kaza yaşandı. Görüntüler Giresun'dan. Her gün bir yenisinin daha eklendiği bu görüntüler iş güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Elektrik kablolarını söken işçi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. İşçinin aşağı inmesiyle rahat bir nefes alındı. Ankara'da ise bir inşaat işçisinin başına talihsiz bir kaza geldi. Başına 8 metre yükseklikten taş parçaları düştü, yaralandı. İşçiyi yukarı güvenli bir şekilde çıkarmak için uzun uğraşlar verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait bazı üniteler küçülünce çalışanlardan tepki geldi. İşçiler 6 tırı almak için Ankara'dan gelen ekibe izin vermedi. Görüntü Batman'a sahip çıksınlar. Batman'a kaç işçi daha fazla çalıştırırızın hesabını yapsınlar. Böyle 15 sene önce 3000-4000 olan işçi sayısını binlere düşürerek kimse Batman'a hizmet ettiğini iddia etmesin. Petrol İş Sendikası Batman Şube Başkanı Mustafa Tekik'in bu isyanı işçileri eyleme sürükleyen neden. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda çalışan işçiler bazı ünitelerin küçülmesiyle yıkıldı. Haklarının korunması için seslerini duyurmaya çalıştı. Oradan 6 tırı Ankara'ya götürmek isteyen ekibe izin vermediler. Polis asker marifetiyle mi gelip alırlar bu tırları, Ankara'ya götürürler, başka şekilde mi bir şey yaparlar, biz güle oynaya bu tırları vermeyeceğiz. Bundan 8 yıl önce genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmüştü. Ölüm yıl dönümünde yine büyük hüzünle anıldı. Taksim'de sabah saatlerinden itibaren alınmıştı güvenlik önlemleri. Çünkü Agos gazetesi dev bir kalabalığı bekliyordu bugün. Ölümünün üzerinden 8 yıl geçen gazeteci Hrant Dink için. Büyük bir kortej halinde Harbiye'deki Agos gazetesinin önüne geldi kalabalık. Her yıl olduğu gibi hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz sloganları atıldı. Vurulduğu alana çiçekler bırakıldı. Eşi Rakel Dink yine gözü yaşlıydı. İşte burada birleştim. Bu yılki konuşma Hrant'ın arkadaşları grubu adına şair ve yazar Murat Han Mungan tarafından yapıldı. Hrant'ın dördüncü çocuğuna yani Agos gazetesine sahip çıkalım mesajını verdi. Hrant Dink'in ölümüyle bu ülke sadece kıymetli bir evladını kaybetmedi. Aynı zamanda önemli bir gazetecisini de kaybetti.
gazetecilik mesleğinin çok büyük ölçüde haysiyet kaybına uğradığı böyle bir dönemde ve onun gibi gazetecilerin yokluğu daha çok hissediliyor. Sırf bunun için bile Hrant Dink'in 4. çocuğu olan Agos gazetesine onun emanetine de sahip çıkmamız gerekiyor. Çanakkale'den Malatya'ya Hrant Dink unutulmadı. Faşistler! Ancak Malatya'daki anmada olay çıktı. Ellerinde Hrant Dink resimleri ve karanfiller bulunan, çoğunluğu eğitim sen üyesi olan yaklaşık 100 kişilik grup, Hrant Dink'in doğduğu mahalle olan Çavuşoğlu mahallesine yürüyüşe geçti. Kimliği öğrenilemeyen bir genç, belindeki silahı çıkartarak gruba doğru yöneltti. Polisler hemen etkisiz hale getirerek silahı elinden aldı. Genç gözaltına alındı. Ve Charlie Hebdo saldırısına tepkiler bitmek bilmiyor. Son olarak Ankara Üniversitesi bu gerekçeyle karıştı. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde toplanan bir grup geçtiğimiz hafta üniversiteye Charlie Hebdo'nun kapağının asılmasını protesto etmek istedi. Karşıt görüşlü bir diğer grup öğrencilere taşla saldırdı. Kavga kısa sürede büyüdü. Yaşanan gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Sayın seyirciler, Hrant Dink'in ölümüyle ilgili hakkında yakalama kararı verilen Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir teslim oldu. Demir, Ankara'da Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nda görev yaparken 30 Aralık'ta Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Bu sırada Dink soruşturması kapsamında ifade veren Demir serbest bırakıldı. Savcılığı itirazı üzerine 16 Ocak'ta hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Demir'in Cizre'deki Emniyet Müdürlüğü görevi iptal edilerek tekrar Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'ndaki Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Ankara'da savcılığa teslim olan Emniyet Müdürü öğle saatlerinde İstanbul'a getirildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde son bir ayda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Hemen her akşam yüzük kapalı silahlı kişilerin caddelere indiği ilçe 1990'lı yıllar gibi yine faili meçhul cinayetlerle gündemde. Silah seslerinin yükseldiği, yaklaşık bir aydır da eksik olmadığı yer Şırnak'ın Cizre ilçesi. Son dönemde yaşanan olaylar, faili meçhul cinayetlerin işlendiği 90'lı yılları andırıyor. Ne ölümler aydınlatılıyor, ne de gerginlik diniyor. (Gülüyor) 6-7 Ekim olaylarındaki PKK-Hüdapar çatışması, Cizre'de de 26 Aralık'ta başladı. Terör örgütünün gençlik yapılanması YDGH üyeleriyle, Hizbullah'ın siyasi kanadı olarak bilinen Hüdaparlılar çatıştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Mahalle girişlerine kazılan hendekler polisin olaylara müdahale etmesini zorlaştırdı. Müdahale edildiğinde de çatışma çıktı. 14 yaşındaki Ümit Kurt ve 12 yaşındaki Nihat Kazanan vurularak öldürüldü. Bölge halkı polisi, polisse terör örgütünü suçladı. Failler bir türlü belirlenemedi. Aslında ilçede oluşan bu tablo sürpriz değildi. Zira son dönem düzenlediği eylemlerle terör örgütü PKK'dan daha çok anılan YDGH, 2 yıl önce 23 Haziran 2013'te Cizre'de kuruldu. Örgüt 26 Ekim 2014'te Cizre'nin iki mahallesinde, 7 Kasım'da ise Silopi'nin Zap mahallesinde özellik ilan etti. Hendekler de bu yüzden kazılmıştı. İmralı'dan ve Kandil'den sokak eylemlerine son derin çağrısı yapıldı ama henüz karşılık bulmadı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan gerginlik Hakkari'ye de sıçradı. Cizre'deki ölümleri protesto eden grup güvenlik güçlerine saldırdı. Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanan ölümler Hakkari'de protesto edildi. Yola barikat kuran grup araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Göstericiler kısa süre sonra olay yerine gelen zırhlı araçlara da molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Alev alan polis aracı paniğe neden oldu. Neyse ki herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Polis yüzü maskeli grubu göz yaşartıcı bomba ve tazikli su sıkarak dağıtırken olaylar ara sokaklarda da bir süre devam etti. (Gülüyor)
Benzer görüntüler Şırnak'ın Silopi ilçesinde de yaşandı. Polise saldıran göstericiler tırları da barikat olarak kullandı. Yaklaşık 4 saat süren eylemde ölen ya da yaralanan olmadı. Göstericiler ara sokaklara kaçıp gözden kayboldu. Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu'nda bugün bir ilk yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla kabineye başkanlık etti. İşte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen ilk Bakanlar Kurulu'ndan kareler ve muhalefetten tepkiler. Yapılışıyla, maliyetiyle, hatta karşılama törenleriyle tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yine bir ilke sahne oldu. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla Bakanlar Kurulu'na başkanlık etti. Toplantı Milli Güvenlik Kurulu'nun da gerçekleştirildiği salonda yapıldı. Gözler Cumhurbaşkanı'nın hemen arkasındaki duvara çevrildi. MGK toplantısında asılı olmayan Atatürk portresi bu kez duvardaydı. Erdoğan için olsa da kabineye Cumhurbaşkanı'nın başkanlık etmesi ilk değildi. Nitekim eski cumhurbaşkanlarından Turgut Özal 7, Kenan Evren 4, Cemal Gürsel, Fahri Korutürk ve Süleyman Demirel de ikişer kez Bakanlar Kurulu'nu kendi başkanlığında topladı. Erdoğan da toplantı kararının ardından eleştirilere bu örneklerle yanıt verdi. Anayasal yetkilerimi kullanacağım dedi. Ama muhalefete göre konu bununla sınırlı değil. Evet, doğru. Ancak anayasanın cumhurbaşkanlarına vermiş olduğu bu yetki bir istisnai yetkidir. İkincisi, geçmişteki cumhurbaşkanları yürütmenin, yani hükümetin işlerine karışmak, onları yönlendirmek, hükümeti yönetmek gibi bir iddia ile ortaya çıkmamışlardır. Hiçbirisi. Fark burada. Sayın Cumhurbaşkanı, başkanlık sisteminin taşlarını döşüyor. Baştan itibaren eline tutuşturulan yol haritasında başkanlık sistemi var. Başkanlık sistemine geçmeye çalışıyor. Neticede bunun bir adım sonrasında da zaten uyguluyoruz diyecek, anayasa değişikliğine bir yol açma gayreti içerisinde. Bu Türkiye için hiç de hayırlara vesile olabilecek, hayırlar getirebilecek bir sistem değil. Sayın seyirciler, AVM'lere ilişkin düzenlemeyi içeren kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Detaylar haberimizde. Bu özel gündemli toplantımız. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Öztürk, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasının ardından Bursa'da da dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Bunların bertaraf edilmesi gerekiyordu. Diğer konusunda belirsizlikler vardı. Yeni kanunla birlikte alışveriş merkezlerine getirilen düzenlemeleri anlattı. O alışveriş merkezlerini, mağazaları sıkıntıya sokuyordu. Yani haksız bir rekabet oluşturuyordu. Biz bunun önüne geçmek istedik. Namaz kılacak bir insan ibadet yeri arıyordu yani. Evet. Açmıyordu yani. Çok sıkışık bir duruma gelmiş. O kısa sürede de işini halletmesi lazım. Veya bebeğine gelmiş. Bakımını yapacak çocuğun. Yani gıda bakımını yapacak. Desteğini yapacak. Uygun bir ortam bulamıyordu. İşte bütün bunları biz zorunlu hale getirdik ki. Yeni iş güvenliği paketiyle işçilere haklar tanınacağı söyleniyor. Ancak bir madde bu duruma tezatlık oluşturuyor. Pakete eklenmesi istenen maddede gece çalışma sınırı kaldırılacak, işçilerin mesai ücreti alması işverenin inisiyatifine kalacak. İş güvenliği paketine eklenmesi için gece mesaisiyle ilgili önerge verildi. Mevcut düzenlemelere göre gece mesaisi akşam saat 20'den sabah saat 6'ya kadar tanımlanıyor. AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş'ın sunduğu önergeyle sanayi dışındaki işlerde gece 7,5 saatlik çalışma sınırı kalkacak. Böylece işçilerin gece vardiyasında 10 saate kadar çalıştırılmasının önü açılacak. Böylelikle işçiler hem fazla çalışacak hem de mesai ücreti alamayacak. Sanayi kuruluşları dışında geçerli olacak düzenlemeden en çok güvenlik görevlileri, turizm ve sağlık sektörü çalışanları etkilenecek. Fazla mesai almak isteyenlerin işverenle anlaşmaya oturmasının önü açık. Ancak iş kaybı endişesi bunun işçinin lehine olmasını pek de mümkün kılmıyor.
Ve şimdi dinleyeceğiniz istatistikler dünyadaki gelir dağılımındaki korkunç adaletsizliği anlatıyor. Öyle ki sadece 85 ultra zenginin serveti dünya nüfusunun yarısının servetinden fazla. İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam son hazırladığı raporla çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Rapora göre dünyanın en zengin %1'lik kesiminin serveti tüm dünyanın geri kalanındaki serveti aşmak üzere. Zenginlerin kazancındaki artışın 2008 krizinden sonra da devam etmesi ayrıca dikkat çeken bir husus. Öyle ki 2009'dan bu yana dünyanın en zengin kesiminin sahip olduğu servet %44'ten %48'e yükseldi. Üstelik bu artış devam da ediyor. 2016'da bu oranın %50'yi aşması, yani dünyadaki tüm servetin yarısına en zengin kesimin sahip olması bekleniyor. 85 ultra zenginin toplam mal varlığı geçen yıl 2 trilyon dolara dayandı. Bu rakam dünyada yaşayan 3,5 milyar insandan daha fazla servete sahip olduklarını gösterdi. Buna göre dünya nüfusunun %80'i toplam zenginliğin sadece %5,5'ine sahip. Küresel kriz sürecinde zenginlerin mal varlığı artarken fakir sınıfının yarısının kaybı ise 700 milyar dolar. Mersin'den olmaz olsun dedirten bir haberimiz var sırada. Uyuşturucu bağımlısı genç, üstelik iki de çocuk sahibi, cami tuvaletinde ölü bulundu. Yakınları kahroldu. Hayatları karartan o uyuşturucularsa bakın nerelerde saklanıyor. Yakınları kahroldu. Daha 30 yaşındaydı. Üstelik ardında iki de çocuk bıraktı. Mersin'de akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan uyuşturucu bağımlısı Bülent Ateş'in cesedi cami tuvaletinde bulundu. Kardeşlerinin cesedini tespit eden iki abi kahroldu. Kardeşim ben 10 gün önce bunu hastaneden çıkardım, 10 gün önce. Tedavisini yaptırdım. Gidip sorabilirsiniz hastaneye, 10 gün önce. Tedavisini yaptırdım. Bu çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Bu çocuğa zorla işlediler bunu. Bülent Ateş ardında gözü yaşlı yakınlarını bıraktı. Sadece o değil, bu illeti kullanan herkes. Ancak zehir tacirleri göz göre göre bunu satmaya devam ediyor. İstanbul'da narkotik polisinin yaptığı baskınlarda bebek beşiğinden uyuşturucu çıktı. Yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avrupa'ya kaçak geçmek isteyen Suriyelilerin sayısı her geçen gün artıyor. Mersin'de balıkçı tekneleriyle denize açılıp açıklarda bindikleri ticari gemilerle İtalya'ya gitmeye çalışan 333 kaçak gece yarısı operasyonuyla yakalandı. 333 kaçak göçmene gece yarısı operasyonu. Atla! Transfer yapmayın! Atla! Mersin'den balıkçı tekneleriyle açılıp açıklarda bindikleri ticari gemilerle Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 333 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın gemiye düzenlediği operasyonla yakalandı. Gemiye çıkmaya çalışan sahil güvenlik ekiplerine uzun süre karşı koyan bazı kaçak göçmenler uyarılar sonucu direnmekten vazgeçti. Operasyonda insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 Türk ve 11 Suriyeli de gözaltına alındı. Elektrikte yeni yılın ilk faturaları vatandaşı şok etti. Ocak ayı faturasına ilan alanlar üzerinde yazan rakamı görünce neye uğradığını şaşırdı. Çünkü normalde gelen miktar bu ay neredeyse iki katı. Benim her zaman 70 milyon liradan aşağı gelmedi. Şu anda 206 milyon lira bana fatura geliyor. Bunları böyle bir soygunculuğa mı başladılar bunlar böyle yani? De. Vallahi benim normalde 48 lira ile 50 lirası geliyordu. Bu ay geldiğinde 225 lira fatura geldi. Elektrik fatura. Elektrik fatura. Ama kullanım aynı. Onda bir değişiklik oldu mu kullanımda? Hayır, kullanım aynı. Vergileri işte katkı payları çok yüksek.
Ocak ayında elektrik faturası vatandaşa büyük bir şok yarattı. Çünkü faturadaki miktar geçtiğimiz aylara göre neredeyse iki katına çıktı bu ay. Ve bu da tüketicinin aklına acaba gizli zam mı yapıldı sorusunu getirdi. 54, 48, 60, bu sefer 100 geldi. 54 lira, 99 lira oldu. 74 mi ne geldi herhalde. Peki bir artış var mı geçen aya göre bu ay faturada? Var. Yalnızca elektrik değil, doğalgaz faturaları da bu ay vatandaşın belini bükecek gibi. 240 lira geldi. 140 lira geliyordu. 100 lira geliyordu. 120 geliyordu. Vay çok. 100 lira arttı neredeyse. Tabii, o da kombide değil yani. Sopa. Doğalgaz, asas doğalgaz geldi çok. Ne kadar? Bana 250-300 arası gelirken 600 geldi. O da ev için? O da ev için. Büyük bir eviniz mi var? Çok mu yaktınız? Hani yok, kıştı, 90 metrekare. Evet ama bu ay öyle oldu. Bilmiyoruz neden oldu. Ancak ne Enerji Bakanlığı'ndan bir zam haberi var ne de elektrik dağıtım şirketlerinden teknik bir arıza açıklaması. Peki elektrikte bu ani artışın nedeni ne? Okuma tarihlerinin içinde bulunduğumuz ayda geç yapılması, biraz daha uzun sürede süreçli okuması. Yani normal şartlarda aylık okuma yapıldığında 30 gün üzerinden bir elektrik faturası çıkmış olması gerekirken Ocak ayı ödemeleri okumalarında yaklaşık 35 günlere, 38 günlere varan hatta 40 günlere varan faturalar tespit ettik. Dolayısıyla burada 1/3 oranında yani %30-%35 civarında faturalardaki bedelin yükseldiğini görüyoruz. Yani aslında elektriğe gizli bir zam yok. Ancak siz yine de tükettiğiniz elektriği ve gelen miktarı mutlaka kontrol edin. İlk okuma ve son okuma diye şu tarihleri de burada görebilirsiniz. Bakın 8 Aralık'ta okunmuş ilk okuması, son okuması da 15 Ocak'ta gerçekleştirilmiş. Yaklaşık olarak 39 güne falan tekabül ediyor. İlk endeks ve son endeks değerlerini mutlaka karşılaştırılarak burada gözüken toplam tüketim miktarının incelenmesi gerekiyor. Toplam tüketim miktarına göre ödediğiniz bedeli bir önceki ay toplam tüketime göre ödediğiniz bedelle orantılarsanız buna orantılı bir şekilde gelecektir. Antalya'da geçtiğimiz çarşamba günü kaybolan 3 yabancı öğrenciden bugün iyi haberler geldi. Kayıp öğrenciler sabah saatlerinde bulundu. Kayıp gençler dün helikoptere kırmızı tişört sallamışlardı. Daha sonra 112'yi arayarak hayatta olduklarını ve kurtarma helikopterini gördüklerini söylediler. Arama çalışmaları sinyalin alındığı bölgede yoğunlaştırıldı. Yerleri tespit edildi ve sabah saatlerinde sevindirici haber geldi. Antalya'da tarihi Likya yolu yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan bir İngiliz ve iki Hollandalı öğrenci 3 gün sonra bulundu. İlk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. Mucize kurtuluş, öğrenci ve ailelerinin buluşma anında yaşadıkları bu güzel karelerle son buldu. Antalya'da bir anne doğuştan kas hastası olan oğluna daha rahat etmesi için akülü araba aldı. Ama daha kullanamadan oğlu hayata veda etti. Acılı anne akülü arabayı bir başka kas hastası çocuğa hediye etti. Doğuştan kas hastası 14 yaşındaki Bahadır Ozan Sülük 3 ay önce ameliyat oldu ve sonrasında yaşamını yitirdi. En son zaman skolyoz gelişti. Onun için ameliyat ettirmek zorunda kaldık. Fakat iç organlarında da kas gevşekliği olduğu için solunum yetmezliğine girdi. Arkasından kalp rahatsızlığı olunca kaybettik oğlumuzu. Ailenin para biriktirip aldıkları akülü arabaya oğulları Bahadır binemedi. Anne Gülay Sülük, oğlunun hatırasını yaşatmak için arabayı gözyaşları içerisinde 17 yaşındaki Arif'e teslim etti. Benim de engelli oğlum vardı. 14 yaşında kas hastasıydı. 3 ay önce kaybettim. Arabayı özgürlüğüne kavuşsun diye almıştım. Kendi istediğiyle, istediği yere, istediği şekilde gitsin diye. Oğluma nasip olmadı. Ama bu çocuğuma olacak inşallah. O mutluluğu şimdi Arif yaşar inşallah. Arif, buyur. Ne hissediyorsun şu anda? İyi. Mutlu gördüm seni. Evet. Arif mutlu olunca oğlum da mutludur. Eminim. Diğer çocuklar da mutlu olsun.
Bazen sizi üzen durumlar olduğunuzdan daha da güçlü kılabilir. Nasıl mı? Örneği Kayseri'den üniversite öğrencisi Tuğçe Arslan'ın inanılmaz değişimine inanamayacaksınız. Tuğçe Arslan, beden eğitimi öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi. Aynı zamanda genç ve alımlı. Tabii 5 ay öncesine göre. Artık yok. 127 kiloydum. 127 kilodan şu an 85 kiloya düştüm. 5 ay kadar bir süreçte 42 kilo verdim. 5 ay önce tam tamına 127 kiloydu Tuğçe. Bir hayır cevabıyla her şey değişti. Kilom yüzünden olduğunu belirtmedi ama hani insan anlayabiliyor sonuçta, kadınız yani biz. Hani neyin ne olduğunu biliyoruz. Kilom yüzünden olduğunu anladım. Bu da benim hani çıkış noktam oldu hani. Bu yüzden beni reddediyor. Yani başka bir alternatifi olamaz diye düşündüm. Ondan sonra hani hırs ettim kendi kendime. 4 ayda işte 4,5-5 ayda 127 kilodan 85 kiloya düştüm. Hoşlandığı erkek onu reddedince tam 42 kilo verdi. Hala da vermeye devam ediyorum. Sadece bir 10-15 kilo kadar falan kaldı ideal kiloma. Birisinden hoşlanmaya başladım. Ondan sonra karşı taraf tarafından reddedildim. Eski Tuğçe gitti, yerine güzeller güzeli Tuğçe geldi ve herkesin tahmin ettiği gibi reddettiği erkek de geri aradı. Ama o daha çok sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmanın keyfini yaşıyor. Fotoğraflarıma bakıyor, sen ne oldun falan yapıyorlar. Şimdi Bitlis'e gidelim. Orada sık sık hayvana yapılan eziyet haberlerini ekrana getirmekten duyduğumuz rahatsızlığa bir nebze olsun destek verecek ve katkı sağlayacak bir yaşam sürülüyor. Kazak giydirip takı takıyorlar. Hatta parfüm bile sıkıyorlar. Yavru kuzunun beslenmesini ise bu yolla sağlıyorlar. Aynen. Aferin, aferin sana. Bitlis'te yeni doğan bir kuzuyu annesi sahiplenmeyince aile fertlerine kalan kuzu bu hale getirildi. Gel. Aferin. Gel hadi. Oplala. Saçan ailesi yavru kuzu ufaklığa evlerinin kapısını açarak onu sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Ufaklıksa ailenin neşe kaynağı oldu. Özellikle yaşadığımız coğrafyada hani koyun kuzu tarzı hayvanlar daha çoğunlukta olduğu için böyle koyun tarzı hayvanlara daha büyük bir sempatim var. İşte ufaklık da buna bir vesile oldu. Ufaklığı biz bulduğumuzda işte annesi kendini sahiplenmiyordu. İşte soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyken eve aldık, evde beslemeye başladık. Zamanları onunla geçiriyorlar, oynuyorlar falan, eğleniyorlar. Tokası falan var yani, bize iyi bakılıyor. Rusya'da acemi hırsızın hazin sonu kameralara takıldı. İşte hırsızlık sonrası başına gelenler. Görüntüler Rusya'da bir marketten. Emin adımlarla markete giden bu adamın amacı alışveriş değil, hırsızlık yapmak. İçki reyonunun önüne gelen adam kimsenin olmayışını fırsat bilerek 3 adet şampanyayı montuna gizliyor ve hızlı adımlarla kapıya ilerliyor. İşte tam da o anda... Girişteki engeli çıkış olarak kullanan acemi hırsız yere yığılıyor. Çaldığı şampanyalar etrafa saçılıyor. Girdiği bu utanç verici durumdan ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalışıyor. Türkiye genelinde baraj ve göletlerde su tutulamaması sorunu sona eriyor. Bursalı bir firmanın ürettiği malzeme sayesinde baraj ve göletler su sızdırmazken ürün aynı zamanda inşaatların çatı ve zeminlerinde de tercih edilmeye başlandı. Kışların az yağışlı, yazlarında daha sıcak geçmesi nedeniyle büyük göller dahi kuruma tehdidiyle karşı karşıya. Üstüne bir de baraj ve göletlerde yaşanan sızdırma sorunu su kaybını daha da artırıyor. Bursalı bir firmanın ürettiği yalıtım malzemesiyle bu sorun tarihe karışıyor. Türkiye'de yapılan baraj ve göletlerin önemli kısmının membran yalıtımıyla yapılmasını sağlayıp, gerek projeci firmalar işbirliği yaparak, malzemelerini üreterek bu alanda çok önemli bir girdiği sağlıyoruz. İhracata da başlayan firma aynı ürünün inşaatlarda da kullanıldığını söyledi.
Avrupa Birliği ülkeleri öncelikli olmak üzere Orta Doğu ülkelerine de bu ürünlerimizi artık satar hale geldik. Ve bu ürünlerimizin de Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde talep edilir hale dönüştüğünü görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Aynı ürünü inşaat alanında da çatı ve zemin yalıtımlarında etkin bir şekilde bulunduruyoruz ve bu alanda önemli bir talep alıyoruz. Sayın seyirciler, Atatürk Kent Ormanı'nın Nilüfer Belediyesi'nden alınarak Büyükşehir Belediyesi'ne devri tamamlandı. Başkan Recep Altepe devir sonrası incelemelerde bulundu. Yıllarca Nilüfer Belediyesi tarafından işletilen Atatürk Kent Ormanı Büyükşehir yasasıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. İki belediye arasında gerginliğe neden olan Kent Ormanı'nda gelecek değişimlerin sinyalini Başkan Recep Altepe verdi. Burası Kent Ormanı yaklaşık 1 milyon 240 bin metrekare alan ve bölgede önemli bir parktı. Ve geçtiğimiz günlerde de ilçe belediyemizin burada kiralama tahsisi 10 yıllık tahsisi dolmuştu. Ve Büyükşehir Belediye'miz buradaki eksikleri tamamlayacak, burada ek yatırımlar yapacak ve Bursa halkımıza, başta Nilüfer ilçesi, Osman Gazi ilçesi, tüm ilçelerimize hitap edecek güzel bir park olacak. Bu arada Nilüfer Belediyesi'nin bölgedeki bankları, trafoları ve hortumları söktüğü iddiasına ise bölgedeki işletme sahiplerinden tepki geldi. Elektrikler kesildi, sular kesildi. Burada hayvanların mama makinesi vardı, sensörlü. O sökülmüş. Bütün ormanın bütün kedisi köpeği bizim çiftliğe geldi. Ya sökerken ya hiç vicdan sızlamadı mı bilmiyorum yani. Ya bu hayvanlar canlı sonuçta. Biz bu elektrikleri, suları kesiyoruz. Ne olacak? Bursa'da Soğanlı Mahallesi kentsel dönüşümü için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. Ancak mahallede yaşayan vatandaş dönüşüme endişeyle bakıyor. Diğer taraftan akademik odalarda bakanlığın onayladığı planlara tepkili. Bileyim, evlerimizden memnunduk ama istemiyorduk ama bilmiyorum bakalım bu devlet ne yapacak bilmiyoruz. Soğanlı'da kentsel dönüşüm için geri sayım başladı. Planlar askıya çıktı. Sıra ilk kazmanın vurulacağı güne geldi. Ancak mahallelinin dönüşüm endişesi değişmedi. Kata kat verseler razıyız ama öbür türlü 4 katın var da verdi sansa 2 kat. Biz ona karşıyız. Benim ama 4 kat bana vermiş oğlan dışarıda kalmış, ne faydaydı. İşte olay onlar. Yazık olur bizim emeğimize kat sene. Komşuma 100 lira verdiyse evi, 150'leri oradan ev verirse bunda bir anlamı kalmadı. Osman Gazi Belediyesi'nin ilçedeki en büyük projelerinden biri Soğanlı kentsel dönüşümü. Süreçte sona gelindi ancak planlara itirazlar hız kesmiyor. Akademik odalara göre askıya çıkan planlarda bölgede donatı alanları yetersiz görülüyor. Yapılan hesaplamalarda bölgede 200 kişilik bir nüfus artışı olacağı öngörülüyor. Ve sadece bu 200 kişi için yeni donatı alanı getirilmiş. Ama alanın kendisi mevcut haliyle donatı alanları yetersiz bir alan. Yani bakanlık şunu yapmış. Bu alan zaten bu şekilde. Ben bunu aynen bu şekilde kullanacağım. Yani donatı alanları yetersiz haliyle burası duracak. Jeofizik mühendislerine göre ise alan zemin açısından riskli sınıfta. Dolayısıyla bu bölgede yapılaşma tehlikeli olabilir. Ve dolayısıyla deprem anında sıvılaşma şişme potansiyeli olabileceği, aynı zamanda yüksek ivme değerlerinin o bölgede bulunabileceği, zemin büyütmesinin olabileceği düşünülürse, biz oda olarak belki haddimizi aşarak ama o bölgenin yeşil alan veya deprem sonrası toplanma merkezi olarak kullanılmasını düşünmekteyiz. Ve Osman Gazi Belediyesi'nin kentsel dönüşüm notunu açıklıyor, kavnesini veriyoruz. İlk döneminde Doğan Bey, ikinci döneminde ise Soğanlı kentsel dönüşümünü değerlendirdiğimiz bu kavneye göre Osman Gazi Belediyesi'nin bırakın tam not almayı, sınıfı geçmesi için bile çok çalışması gerektiği ortadadır. Bursa'da bir araya gelen hayvanseverler, Samsun'da sokak ortasında yaban domuzunun taşlanmasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Samsun'un Canik ilçesinde şehre inen domuzun vatandaşlar tarafından kovalanıp taşlanması medyada geniş yankı uyandırmıştı. Olayın televizyonlarda yayınlanmasının ardından hayvanseverler harekete geçti. İlçe merkezine gelen yavru yaban domuzunun ilçe halkı tarafından hunharca taşlanarak, eziyet edilerek kovalandığı görüntüleri haberlerde yer almıştır. Görüntüler izlendiğinde yaban domuzuna yapılan açık işkence hayvanı taşlarken, tekmelerken, hayvana acı çektirirken vatandaşın birbirini daha fazla eziyet edebilmek için kışkırtması görüntüleri vur ulan vur ez şeklindeki cümlelerden açıkça anlaşılmaktadır. Bursa'da İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği olayı mahkemeye taşıdı.
yaşananların kamu vicdanını derinden yaraladığını ve hayvan dostlarını da oldukça üzdüğünü belirterek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular. Sevginin aşılanması gerekirken özellikle çocuklara vahşetin gösterilmesi de bizlere derinden yaralamıştır. Görüntülerde yer alan ve hayvanlara taşlı tekmeli eziyet eden kişilerin yüzleri açıkça görülmektedir. Bursa Osman Gazi'de aydınlatma direği dikmek için kazılan çukurdan çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi. Bursa Dobruca Mahallesi'nde Osman Gazi Belediyesi'ne ait sosyal tesis bahçesinde aydınlatma direği dikmek için çalışan işçiler şaşkına döndü. Çünkü beton dikmek için açtıkları çukurda insana ait kemikler çıktı. Durumu hemen polise bildirdiler. Polis ekipleri ve uzmanlar kemikleri incelemek üzere kriminal laboratuvara götürdü. Olay kemiklerin incelemesi sonrası netleşecek. Türkiye Yörük Türkmen Birliği'nden Paris olaylarına kınama geldi. Genel Başkan İrfan Tatlıoğlu hem peygamberin karikatürize edilmesine hem de İslam adına terör yapılmasına tepki gösterdi. Türkiye Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu Paris'te Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırı sonucu 12 kişinin ölümüyle ilgili konuştu. Bir yerde terör olmasını asla kabullenemeyiz. Hele hele bunu İslam adına yapanları kesinlikle şiddetle kabullenemeyiz. Çünkü bizim dinimizde, İslam'da öldürmek yoktur. Onun için Müslümanlık adına terörist yapanların hepsini kınıyoruz. Charlie Hebdo dergisinin peygamber karikatürüne değinen Tatlıoğlu bunu asla tasvip etmediklerini vurguladı. Hiçbir kimsenin, hiçbir şahsın, hiçbir kuruluşun, hiçbir dininin peygamberine de karikatürize edecek şekilde dalga geçme hakkı yoktur. Bunu da böyle kabullenmek lazım. Tüm peygamberler bizim kutsaldır, bizim peygamberimiz de bizim için çok kutsaldır. Bunu karikatürize edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Bunun dışarıda da içeride de uzantılarını da asla tasvip etmiyoruz. Bu dünya üzerinde kurulmuş bir tezgahtır. Karabük'te alkollü sürücü otomobiliyle bir apartmanın istinat duvarında asılı kaldı. Onu ayıltmak da aracı kurtarmak kadar zor oldu. İstinat duvarına asılı duran aracın içinden sağ salim çıktı. Kendinde olmadığı için yaşadığı kazanın farkında bile değildi. Ekipler bir yandan aracı kurtarmaya çalışırken diğer yandan da onu ayıltmaya çalıştı. Araç halat kullanılarak kurtarıldı. Sürücü ambulansa binmemekte uzun süre direnince polislere zor anlar yaşattı. Tamam arabanı alacağız, geç. Geç hadi. Sıradaki haberimiz Rusya'dan. Dört kafadar felekten bir gece geçiriyor. Alevli alkol alıyor. Ancak içlerinden birinin eğlencesi ne yazık ki kursağında kalıyor. Rusya'da bir çilingir sofrası. Hal böyle olunca tercih edilen içecek de alkol. Dört kafalar beraber felekten bir gece çalıyor. Arkadaşlarıyla iddiaya giren biri o sırada alevli alkol içmeye karar veriyor. Ancak hevesi kursağında kalıyor. Uyarılara rağmen içen adamın göğsündeki kıllar bir anda alevleniyor. Yaşadığı acıysa gözlerden kaçmıyor. Bu haberle günün öne çıkan gelişmelerini noktalamış oluyoruz efendim. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.